أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين Bizleri yoktan var eden rahmetiyle ve merhametiyle hepimizi kuşatan, adalet gününün yegane sahibi olan alemlerin Rabbine sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanlığın yolunu aydınlatan bütün peygamberlere, haseten bir müjdeci, bir uyarıcı, bir şahit olarak bütün insanlığa gönderilen Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Başta Ehl-i Beyt-i Mustafa olmak üzere Resul-i Ekrem'in rahmet yüklü mesajlarını, hikmet yüklü mirasını bütün insanlığa taşımak için büyük çaba gösteren, cehdu gayret eden bütün ashaba, Resul-i Ekrem'in bütün ashabına selam olsun. Ehl-i Beyt'in nesli pakini devam ettiren Hazreti Ali'yül Murtaza'ya, Hazreti Fatıma-tuz Zahra'ya selam olsun. Haseten kıymetli kardeşlerim, bugün şehadetinin yıl dönümünde bir araya gelmemize vesile olan ve dünyanın her yerinde müminlerin kalplerini titreten Seyyid-i Şüheda, şehitlerin serçeşmesi Hazreti Hüseyin aleyhisselama ve onunla birlikte canlarını iman için, adalet için, hak için, hakikat için, adalet için, erdem için, fazilet için, izzet için, şeref için, onur için canlarını veren bütün şehitleri rahmetle, minnetle, şükranla, saygı ile, tazim ile yad ediyorum. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ashabına, etbaına olsun. Çok kıymetli kardeşlerim, hem Hacı Bayrami Veli Camisi'ni dolduran bütün kardeşlerimiz, hem de ekranları başında bizi izleyen bütün kardeşlerimiz, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Öncelikle bu vesileyle 26 Kasım itibariyle girmiş olduğumuz Hicri 1430. yılın ülkemize, milletimize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Bugün sevgili Peygamberimizin Şehrullah olarak isimlendirdiği Muharrem ayının 9'undayız. Yarın 10. Muharrem ve Aşura. Her yıl Muharrem'in 10'u Aşura geldiğinde kalbinde iman taşıyan her kardeşimizi bir acı, bir hüzün, bir keder, bir elem kaplar. Zira Hicri 61. yılın 10 Muharrem'inde sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Benim dünyadaki çiçeğim, dünyadaki reyhanım, cennet gençlerinin efendisi, kendisine ve kardeşi Hasan'a bakarak, Rabbim ben bunları seviyorum, sen de onları sev, sen onları sevenleri de sev" buyurduğu, Ali'yül Murtaza'nın Hazreti Fatıma-tuz Zahra'nın yavrusu, ciğerparesi, Hazreti İmam Hüseyin Efendimiz'in ve çoğu Ehl-i Beyt'ten olan, Ehl-i Beyt-i Mustafa'dan olan 70 kişinin Kerbela çölünde şehadete ulaştıkları tarihtir. Hemen ifade etmek isterim ki, yürekleri dilhun eden bu acı, bu elem, bu hüzün, bu keder dünyanın neresinde olursa olsun, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun, kültürü, coğrafyası neresi, nasıl olursa olsun, kalbinde iman taşıyan Resul-i Ekrem'e ve onun Ehl-i Beyt'ine kalbinde muhabbet duyan
bütün müminlerin ortak acısı, ortak elemi, ortak kederidir. Neredeyse özellikle ülkemizde, neredeyse her evde bir Hasan, bir Hüseyin, bir Ali, bir Fatıma, bir Cafer, bir Zeynül Abidin bulunan ülkemizin bütün insanlarını tarih boyunca daima kuşatan ortak hüzün, ortak keder, ortak elem olmuştur. Bizim biraz sonra burada gördüğünüz arkadaşlarımızın okuyacakları mersiyelerimiz, muharremiyelerimiz, münacatlarımız, niyazlarımız, kasidelerimiz, ilahilerimiz, nefeslerimiz, topyekün edebiyatımız bunun ölmez şahitleridir. Ortak hüznü, kederleri, ortak kederler bizi birbirimize kardeş eder, birbirimize kapılarımızı açar. Kıymetli kardeşlerim, bugün Kerbela'nın acısını hissetmek elbette önemlidir. Bugün Kerbela'nın hüznünü yaşamak elbette muhteremdir. Bugün Kerbela'nın elemiyle elemlenmek, kederiyle kederlenmek elbette muhteremdir. Elbette muteberdir. Bugün Kerbela şehitleri için gözyaşı dökmek elbette takdire şayandır. Ancak sizce bu yeterli mi dostlar? Sadece hüzün, sadece keder, sadece gözyaşı yeterli midir Kerbela'yı anlamak için? Hüseyince yaşamak için, Hüseyin'in güzelliğini bugüne taşımak için sadece hüzün, sadece keder yeterli midir? Bu acılardan yeni acılar üretmek için anmıyoruz biz Kerbela'yı bugün. Kardeşlerim, bugün bize düşen Kerbela'yı doğru okumak, Kerbela'yı doğru anlamaktır. Kerbela'yı tarihte yaşanmış bir kıssaya, tarihsel bir hadiseye, bir mitolojiye, bir efsaneye dönüştürmek hiçbirimizin hakkı değildir. Kerbela'dan bugün ortak dersler, ortak ibretler çıkarmamız lazım. Kardeşlerim, öncelikle Kerbela bizlere neleri hatırlatır? Bunları size kısaca sıralamak istiyorum. Her şeyden önce bu hadise bize gücü ve iktidarı elinde bulunduranların güç tutkusu ve iktidar hırsının imandan uzaklaşınca, ahlaktan uzaklaşınca nasıl bir zulme dönüştüğünün, nasıl bir zalimliğe dönüştüğünün açık bir göstergesi olarak hatırlamalıyız. Biz Müslümanlar için bu hadisenin en acı yönü sevgili Peygamberimizin rahle-i tedrisinde geçen, onun ahlak eğitiminden geçen o büyük neslin henüz hayatta olduğu bir zamanda, saadet asrının gölgesinin henüz insanların üzerinde olduğu bir zamanda yaşanmış olmasıdır. Bunu da unutmamak lazım. Biz Müslümanlar için Hazreti İmam Hüseyin'in ve arkadaşlarının uğruna canlarını verdikleri yolu bilmeden, kendilerini feda ettikleri yüce değerleri tanımadan, idrak etmeden, yaşamadan Kerbela'yı anlamak mümkün değildir. Hazreti İmam Hüseyin gibi zulme, zalime, haksızlığa, adaletsizliğe, sömürüye, dayatmaya, gaddarlığa karşı çıkmadan Kerbela'yı anlamak mümkün değildir. Kerbela'yı anlamak, Kerbela'yı yaşamak, hakka, hakikate, hürriyete, adalete, ahlaka, erdeme, fazilete, izzete, onura, şerefe sevdalı olmak demektir. Kardeşlerim, size soruyorum. Kerbela'da can verenlerin yolu, canlarını uğruna feda ettikleri Hazreti Muhammed Mustafa'nın, Hazreti Ali Yülmurtaza'nın,
Hazreti Fatımetü Zahra'nın yolundan başka bir yol olabilir mi? Dahası Kerbela'nın acısını, elemini, hüznünü, kederini yüreğinde hissedip de Kerbela şehitlerine bu zulmü reva gören Yezidler gibi düşünmek, Şemirler gibi davranmak, Zülcevşanlar gibi yaşamak bize, biz Müslümanlara reva mıdır? Kardeşlerim, Kerbela'yı doğru anlamak için bize düşen vazifelerden biri de Kerbela'dan ayrılık, gayrılık değil, birlik beraberlik çıkarmaktır. Bir sevgi, bir muhabbet devşirmektir. Hazreti Hüseyin'in en büyük gayesi kendisinden sonra yeni Kerbelaların yaşanmamasıdır. Kardeşlerim, bugün 1300 küsür sene sonra hep birlikte İslam dünyasına bakalım. İslam dünyasına baktığımız zaman Kerbela'yı anladığımızı, Kerbela'da Hazreti Hüseyin'in, Hazreti İmam Hüseyin'in canıyla bütün Müslümanlara verdiği mesajı anladığımızı, ondan dersler ve ibretler çıkardığımızı söyleyebilir miyiz? Şimdi ben sadece ülkemizde, Anadolu'muzda değil, İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Afganistan'da, Pakistan'da, Şiisiyle, Sünnisiyle, Alevisiyle, Caferiyle, Hanefisiyle, Şafiisiyle, Kadirisiyle, Nakşisiyle, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bütün mümin kardeşlerimize, bütün Müslüman kardeşlerimize soruyorum. Bize düşen Kerbela'nın kerbu belasını bugüne taşımak mıdır? Bize düşen Kerbela'nın kerbu belasını devam ettirmek midir? Yoksa Hazreti Hüseyin'in canını feda ettiği o yüce değerleri, hakkı, hakikati, adaleti, ahlakı, erdemi, fazileti, izzeti, şerefi, onuru bugüne taşımak mıdır? Maalesef bizim Kerbela'nın hikmetini, hakikatini, adaletini evrenselleştirmek yerine zaman zaman Kerbela'nın kerbu belasını bu asra taşıdığımızı görüyoruz. Dünyanın muhtelif yerlerinde, çevremizde, yanı başımızda, Irak'ta, Suriye'de akan kardeş kanı bizim Kerbela'yı hiç anlamadığımızı gösteriyor. Bizim Kerbela'da canını veren Hazreti Hüseyin'i ve onunla birlikte canını veren Ehli Paki Mustafa'nın, Ehli Beyti'nin mesajlarını anlamadığımızı, doğru anlamadığımızı gösteriyor. Kardeşlerim, oysa gelin hep birlikte Hazreti Hüseyin'in hem Sünni kaynaklarda hem de Şii kaynaklarda aktarılan şehadetinden önce son sözlerini birlikte dinleyelim. Hep birlikte can kulağını Hazreti Hüseyin'in, İmam Hüseyin'in şehadetinden önce son sözlerine kulak verelim. Ey yüce Rabbim, eğer gökten yüce merhametinle bana güç ve kuvvet indirerek düşmanlarıma karşı zafer ihsan etmeyeceksen, ya Rab benim şehadetimi Muhammed ümmetinin hayrına ve kurtuluşuna vesile kıl. Devam ediyor yüce imam. Allah'ım, ben zulme, haksızlığa, dayatmaya karşı hak hakikat adına yürüdüm. Gerekirse bu uğurda canımı veririm. Ya Rab, eğer galip gelmeyeceksem, Rabbim eğer sırtım yere düşecekse, hak dava uğruna akan kanımı bir hayrın, Müslümanların silkinişinin ve güçlenmesinin sebebi kıl. İşte Kerbela'dan hangi dersleri ve ibretleri almamız gerektiğini canını Allah'a vermeden önce bizzat Hazreti İmam Hüseyin ifade buyurmuştur. Sözlerimi Hazreti Hüseyin Efendimizin bir duasıyla bitirmek istiyorum. Allah'ım, sana hamdlerin en güzelini arz ediyorum. Allah'ım, atamızı peygamber kıldığın için sana şükrediyorum. Allah'ım,
bize Kur'an'ı gönderdiğin ve onun derinliğini öğrettiğin için sana hamd ediyorum. Allah'ım, bize hakkı gören göz, hakkı duyan kulak, hakkı düşünen kalp verdiğin için sana şükrediyorum. Allah'ım, bize hakkı gören göz, hakkı duyan kulak ve hakkı düşünen kalp verdiğin için sana şükrediyorum. Allah'ım, bizi sana şükreden kullarından eyle. Allah'ım, bizi zalimlerden beri, müminlere veli eyle. Yüce Rabbimiz, Hüseyince yaşamayı hepimize nasip eylesin. Yüce Rabbimiz, Kerbela'nın Kerbu belasından hepimizi, bütün müminleri tevhid etrafında bir araya gelen, Allah'ı bir, peygamberi bir, kitabı bir, bütün mümin kardeşlerimizi Kerbela'nın Kerbu belasından muhafaza eylesin. Yüce Rabbimiz bizlere bir daha Kerbelalar yaşatmasın. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin ve selametun alel hadirine ila yevmiddin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Salih ağlar, Nuh ağlar. Kerbela'ya âli ava etilmiş, kudret incileri yere dökülmüş, Hayder-i Kerrar'ın kaddi bükülmüş. Rıdvan ağlar, Gılman ağlar, Hur ağlar, Hur ağlar. Ey şehit! بسم الله الرحمن الرحيم
İnne Allahe ve melâiketehu yusallûne alen nebî. Ya la'anahumullahu fid dunya vel ahireti ve a'adda lahum 'azaban muhina. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. يَا والذين في قلوبهم
Şefaati
hak inayeti. Sıffende içmiş biz bu şerbeti. Sıffende içmişiz biz bu şerbeti. Hasenle Hüseyin Ali bizimdir. Hasenle Hüseyin Ali. Hazreti Fahri Alem Nuri Muhammed Mustafa'ra salavat. Allah adın zikredelim evvela. Vacip oldur cümle işte her kula. Allah adın her kim ol evvelana. Her işi asayde Allah ana. Allah adı olsa her işin önü, her gize biter olmayanın sonu. Her nefeste Allah adı bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. İsmi Fakin fak olur zikreyleyen, her murade erişür Allah diyen. Aşk ile birdir ol bir.
Gerçi yanlış söyleyenler çoktur. Bu matemde olan derd ile hicrane deva olmaz. Bu feryadı Hüseyin'idir demi Hüseyin ile Hasendir ol Resulün kurretul ayni. Sevenler al evladı eşiğinden cüda olmaz. Pes Muhammed'dir bu varlığa sebep, sıdk ile anın rızasın kıl talep. Ey azizler işte başlar söze bir vasiyet kılar size. Ol vasiyet ki derim her kim tuta, mis gibi kokusu canlarda tüter. Hak Teala rahmet eyle ya. Kim beni ol bir dua ile ana, Fatiha ihsan ede ben kuluna. El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Bismillahirrahmanirrahim. Yol zoran,
çekildi canım, kurbanlar tılanı, gülbak çekildi. Gaflet uykusundan uyana geldim, gaflet uykusundan uyana geldim. Dört kapı sancağı anda dikildi canım, dört kapı sancağı anda dikildi. Üryan bir yan olup meydana geldim, üryan bir yan olup meydana geldim. Yolumuz 12 imama çıkar canım, yolumuz 12 imama çıkar. Mürşidim Muhammed, Ahmedi Muhtar. Mürşidim Muhammed, Ahmedi Muhtar. Rehberim Ali'dir, sahib Zülfikar canım. Rehberim Ali'dir, sahib Zülfikar. Kulumdur Şahiyar, divana geldi. Kulumdur Şahiyar, divana geldi. Medet ya Ceddel Hüseyin, medet ya hanedan-ı ehl-i beyti Resulillah. Şehitleri Ser çeşmesi evliyanın bağır başı, Fatma ana gözü yaşı, Hasan ile Allahümme salli ala
muhibbi hanedanım ben. Ezelden bezmi valadam, muhibbi hanedanım ben. Muhibbi hanedanım ben. Muhammed aleme rahmet, Ali Hüseyin alem aradır, muhibbi hanedanım ben. Muhibbi hanedanım ben. Çihar yarlar mübeşşerdir, sahabe hep mutahherdir. Muhabbet bir mücevherdir. Muhibbi hanedanım ben. Muhibbi hanedanım ben. Bütün bu ümmeti Ahmed, muhibbi zat-ı Muhammed, erişe lütfiye rahmet. Muhibbi hanedanım ben. Muhibbi hanedanım ben. Mah-ı Muharrem'de mümin olanlar Hüseyin de yuzar eder ağlar, yasın çekip ummanına dalanlar. Fedainin başı hünkâra bağlı, Kerbela yanıyor ciğer dağlı.
Hüseyin'de yuzar eder ağlar. Vardım kırklar ya ilasına, gel beri ey can dediler. Vardım kırklar ya ilasına, gel beri ey can dediler. Yüz sürdüm ayaklarına, girişte meydan dediler. Yüz sürdüm ayaklarına, girişte meydan dediler. Allah Allah illallah, Nur Muhammed sallallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah. Zalimlere yoruk hep şemşir canır baya, şemşir canır baya, hastettiler serapa evladı Mustafa'ya, evladı Mustafa'ya. Düştü Hüseyin atından sakra Sultan-ı Enbiya'ya, Sultan-ı Enbiya'ya. Rivayette gelir bir gün Resulullah olup Dilşad, ki dizinde oturmuştu Hüseyin ile Hasan Şehzad. Hüseyin'i öptü boynundan, Hasan ağzı dudağından. İkisin babı şefkatten bu resme eyledi irad. İlişti Cebrail derhal, elinde var idi üç şal. Biri kare, biri sarı, biri kızıl idi ve kad. Dedi Allah selam eder, buyurur kim reva mıdır? Beni nice sever ol kim bana karşı öper evlat. Divanında eli bağlı kulundur ya Resulallah, ya Rab bizi dur eyle Mevlad-ı Ali'den. Bizanların bendesiyiz, severiz Kalu Beli'den. Şah-ı Ali Abaya aşk olsun, Şahım Ali Abaya erenlere aşk olsun, meydanı Mürteza'ya erenlere aşk olsun, meydanı Mürteza'ya.
bir özge yerdir, bir mekanı hünerdir. Meydan bir özge yerdir, bir mekanı hünerdir. Erkanı erenlerdir, gelenlere aşk olsun. Erkanı erenlerdir, gelenlere aşk olsun. Tevellayı gönülden getirdim fakir elden. Tevellayı gönülden getirdim fakir elden. Mürşidi canu dilden, sevenlere aşk olsun. Mürşidi canu dilden, sevenlere aşk olsun. Hüseyin'in sen güzeştin, ger duyarsa gül ağlar, bülbül ağlar, sümbül ağlar. Bu derd ehline her kim ki uyarsa gül ağlar, bülbül ağlar, sümbül ağlar. Fatma çıkar ateşleri dil sözlerinden. Gül ağlar, bülbül ağlar, sümbül ağlar. Ahmedi Muhtar'ın Necmi Miracı, Enbiyaullah'ın başının tacı. Mihri vefa, bezmi vahdet siracı. Sultan ağlar, Mur ağlar. Sahra-i Kerbela kan gülistanı, bozuldu risalet bağ bostanı. Ehl-i Beyt'in soldu baharistanı. Ahmet ağlar, Mahmud ağlar, Hızır ağlar. Hüseyin'i seyreder, ağlar peygamber. Bu bazara nazır, Fatih-i Hayber. Şimri o gerdana çalınca hançer, merdan ağlar, meydan ağlar. Oh.
Lütfinin bağrı delinsin, parelensin, beden ruh alınsın. Muhibbi hanedan gedalar sultan ağlar, khan ağlar. Meded ya Şah-ı Şehid-i Kerbela. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin Nebiyil Ümmi ve ala alihi ve sahbihi. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Ya ilahi ol Muhammed hak için, ol şefaat kâni Ahmed hak için. Sidram arşi mualla hak için. Olsun ki seyri âlâ hak için. Ol gece söyleşilen söz hak için. Ol gece hakkı gören göz hak için.
Sırr-ı Furkan, Nur-i Azam, Hakk-ı Çun, derdine lütfet Allah'ım bizi mahrum didar eyleme. Medet ya Kerim Allah. Cürmümü affet Muhammed Mustafa'nın aşkına. Hazreti Kübra Zehra Mürteza'nın aşkına. Ol Hasan yine Hüseyin'i Kerbela'nın aşkına. Lütfet Allah'ım bizi mahrum didar eyleme. Medet ya Rahim Allah. Ömrümü cürümü hata cehennine ettim teba. Senden olmazsa inayet, ben kuma yoktur fena. Affına şayeste kıl bu fahini pek Rusya. Lütfet Allah'ım bizi mahrum-i didar eyleme. Sana layık kullar ile hemdem et, ehli derdin sohbetine mahrem et. Hem Süleyman fakire rahmet et, yoldaşın iman makamın cennete et. Ya ilahi kılma bizi dualin. Bu duaya cümlenizdeyin. Amin, amin.
ümmetinden razı olsun. Ol mu'in. Rahmetullah aleyhim ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Amin. Candan açılan ellere nur yağdırır Allah. Rahmet saçılan dillere nur yağdırır Allah. Kur'an okunan meclise nur yağdırır Allah. Eller uzanır göklere, nur yağmuru bekler. Kandil günü kandillere nur yağdırır Allah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Vaufu anna ya kerim, vaufu anna ya rahim. Vaufir lena zunubena bifadlike ve cudike ve keramike ya ekramel ekramine ve ya erhamer rahimin. Ya Rab, yer gök eder seni tazim, riyasız övgüler sana. Sensin ulaştıran bizi lütfunla sonsuz ihsana. Övgülerin en güzeline layıktır cümle sıfatın. Elhamid, elhamid sensin ilahi. Hamdü senalar, minnetler, tazim ve tebciller ancak sana mahsustur Allah'ım, kabul eyle. Salat selamlarımız, en büyük ihtiramlarımız sevgili Habibin,
sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun evladı yaline, ehli beytine, ashabına mahsustur, kabul eyle Allah'ım. Ya Rab, hata bizden, ata senden. Ya Rabbi, hata ve kusurlarımızdan dolayı kırılan ümitlerimiz, la teknetu min rahmetillah, müjdenle ümide dönmekte ümit varız Allah'ım, ümitlerimizi boşa çıkarma. Ya Rabbi, dua edin kabul edeyim buyuruyorsun. Dua ettiğiniz zaman ben size yakınım buyuruyorsun. Ya Rabbi, yakın olduğunu biliyoruz. Bizi de kendine yakın olanlarla eyle. Bizi kendine yakın olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, tarihte acı tatlı birçok hadisesinin yaşanmış olduğu Muharrem ayında Şehrullah'ta, ya Rab, ellerimizi sana açtık. Başka gidecek kapımız yok. Kuddusi Hazretlerinin dediği gibi hemen Kuddusi'ye yalvar. Deya Settaru ya Gaffar, kapında bulmadım bir kar, sana yalvarmadan gayrı diyerek, ya Rab, kar kapısının senin kapın olduğunu bildirmekte. Bizler de ya Rabbi şu an o kapının önünde affını ve lütfunu bekliyoruz. Bizleri kapından boş döndürme ya Rabbi. Ya Rabbi, duanın en güzel örneklerini sunan peygamberlerinin dua dilekçeleriyle dualar ediyoruz. Rabbim, biz kendimize zulmettik. Eğer sen bizi bağışlamaz ve bizi affetmezsen biz hüsrana uğrayanlardan oluruz diyen Hazreti Adem dilince affımızı diliyoruz, bizleri affeyle ya Rabbi. Yoluna davette kendisine uyanların azlığı ve azgınlığı neticesi, ya Rab, yenik düştüm, sen bana yardım et diyen Nuh Nebi dilince yardımını bekliyoruz Allah'ım, bize yardım eyle. Ya Rabbi, Kur'an'da duasını bize hatırlatıp da Halilim dediğin İbrahim Aleyhisselam'ın dilince zürriyetimizin hayırlı olmasını diliyoruz. Ya Rabbi, hayırlı zürriyetler nasip eyle. Hastalık ve belalar karşısında ya Rabbi, sana hastalığımı şikayet edemiyorum, ancak seni zikre mani oluyor diyen ve kitabın Kur'an-ı Kerim'de ne güzel kul buyurduğun Eyüp dilince, ya Rabbi, dertlerimize deva diliyoruz, deva ol derdimize. Firavun gibi bir düşman karşısında güçsüzlüğünü sana arz ederek ya Rabbi yardımını bekleyen Musa Kelimullah dilince, hizmette bize güç ve kuvvet nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, havarilerin gökten bir sofra istemelerine karşılık İsa Aleyhisselam'ın, ya Rabbi, bize gökten bir sofra indir de bizi rızıklandır, çünkü sen hayrur razikinsin diyerek dua eden ve duasını kabul ettiğin İsa Aleyhisselam'ın duasındaki gibi sen bize dünyada bol rızıklar ihsan eyle. Ya Rabbi, bu dünyada nimet verip de ahirette mahrum ettiklerinden eyleme. Bu dünyadaki nimetlerin asıllarını cennetinde sunduğun kullarından eyle. Ve Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem dilince, ya Malikel Mülk, sen dilediğine mülk verirsin ve mülkü dilediğinden çekip alırsın. Ya Rabbi, dilediğini aziz kılar, dilediğini zelil edersin. Senin her türlü hayır sendendir. Her şeye senin gücün yeter Allah'ım. Bize her şeyin hayırlısını nasip eyle. Ya Rabbi, hatalarımızı ve cahilliğimizi bağışla. İşlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla. Ya Rabbi, bizden iyi bildiğin kusurlarımızı, ciddiğimizi ve şakamızı bağışla. Hataen ve kasten yaptıklarımızı bağışla. Ya Rabbi, yapıp önceden gönderdiklerimizi bağışla. Geri bıraktıklarımızı bağışla. Ya Rabbi, açıkladıklarımızı ve sakladıklarımızı bağışla. Bunların hepsi bizde vardır. Ya Rabbi, ileri süren de sensin, geri bırakan da sen. Sen her şeye kadirsin Allah'ım. Ya Celilü ya Cebbar, ya Mu'inü ya Settar, ya Halikal Leyli ve Nehar, la yezalü zülcelal, İmamul Enbiya, Habibi Kibriya, Cenab-ı Ahmedu Mahmudu Muhammed Mustafa, Alü Evladu Resulü Müşteba, Hanedan-ı Ehli Beyt imdadı ruhaniyetlerine,
hediye ediyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Piran, mürşidan, aşikan, dosttan demine ikram eyle ya Rabbi. Hamele-i Kur'an, güzeştegan, ehli iman ervahına hissedar eyle ya Rabbi. Bilad-ı İslam'ın necat ve saadetlerine ve selametlerine ya Rabbi, bil cümle ehli imanın, ehli İslam'ın kurtuluşuna ya Rabbi dualar ediyoruz, dualarımızı kabul eyle. Sinesi üryan, ciğeri püryan, meydanı şehadette canı ve kanı Allah yoluna revan olan ya Rabbi, yurdumuz ki şehitler yurdu, bu vatan için, bu bayrak için, bu din için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına ve şehitler şahı Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela şehitlerinin ruhlarına hediye ediyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. Erenlerin, kutupların, seyyidlerin, pirlerin, mürşitlerin ruhları haberdar olsun ya Rabbi. Vatanımız, milletimiz, yurdumuz, devletimiz her türlü afet ve musibetten beri olsun. Ya Rabbi, yakın tarihimizde Van'da ve daha önceki değişik afetlerde canlarını feda eden kardeşlerimizin de ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bil vesile ahirete göçenlerimize rahmet olsun. Yaşayanlara sağlık, sıhhat ve hayırlı rızıklar nasip olsun. Yavrularımızın gönlüne Allah ve Muhammed aşkı dolsun. Ya Rabbi, kafirin küfründen, fasıkın fıskından, eşrarın şerrinden neslimiz mahfuz olsun. Ya Rabbi, Hazreti Muhammed'i, Hicreti Muhammed'i ve Mah-ı Muharrem, Şehrullah, hayırlara, meveddete ve muhabbete vesile olsun. Ya Rabbi, gerek bu mabette gerekse televizyonları başında dünyanın dört bir yanında programımızı takip eden ve programımıza iştirak eden cemaatimizin, seyircilerimizin cümle geçmişlerinin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Ya Rabbi, programımızın hazırlanmasında ve sunumunda emeği geçenlerin, ya Rab, burada güzel sesleriyle programımızı süsleyen hafız kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ve onların yetişmesinde maddi manevi emeği geçenlerin de ruhları şad olsun. Ya Rabbel Alemin, dualarımızın kabulü için, hayırlar fethi şerler defi için, hasseten rızan için El Fatiha.